Merhaba arkadaşlar mutfağıma hoş geldiniz. Benim bugün sizler için hazırlamış olduğum menümde fırında kolay karnıyarık tarifi, havuçlu patates çorbası ve tereyağlı pirinç pilavı. Yanında da cacık ve salata. Patates çorbası için tencerenin içerisine yeteri kadar sıvı yağ alıp üzerine bir adet soğanı yemeklik doğrayalım. Sonra bir diş de sarımsak doğrayalım. Bu şekilde biraz bunları kavuralım. Sonra üzerine 4-5 adet küçük boy patates doğrayalım. ve bir adet de havuç doğrayalım ve biraz bu şekilde kavuralım. Patates çorbasını herkes farklı yapıyor arkadaşlar ama ben bu şekilde daha çok sevdiğim için sizlere de bu beğendiğim tarifi vermek istedim. Sonra üzerine bir yemek kaşığı salça ilave edelim ve kavurmaya devam edelim. Yeterince kavurduğumuz yemeğin üzerine 2 yemek kaşığı un ilave edip karıştıralım. Ve üzerine bolca kaynar su ilave edelim ve yemeğimizi pişirmeye bırakalım. Kaynamaya başladıktan sonra üzerine yeteri kadar tuz ilave edip ve bir yemek kaşığı da üzerine limon suyu sıkalım. Karıştırıp yemeği pişirmeye bırakalım. Patatesler ve havuç yumuşadıktan sonra blenderdan geçirelim. Baharat olarak da üzerine dilerseniz karabiber ve kekik ilave edebilirsiniz. Ben ekstra baharat kullanmadım. Fırında kolay karnıyarık yarık için Büyükçe bir tavayı ocağın üzerine alıp bir adet büyük boy soğanı yemeklik doğrayalım. Sonra üzerine 3-4 adet sivri biber doğrayalım. Yeteri kadar da sıvı yağ ilave edip kavuralım. Sonra 1 yemek kaşığı Üzerine salça ilave edelim ve kavurmaya devam edelim. Yeterince kavurmuş olduğumuz soğanların üzerine 500 gram kadar orta yağlı dana kıyma ilave edip güzelce kavuralım. Kavurduğumuz kıymanın üzerine bir çay bardağı su ilave edelim. Karıştıralım. Ve bir tutam da üzerine maydanoz doğrayalım. Baharat olarak da biraz karabiber, 1 bir çay kaşığı kekik, 2 çay kaşığı kırmızı toz biber, 1 çay kaşığı 7 türlü baharat ve yeteri kadar da tuz ilave edip karıştırıp kenara alalım. 4 adet patlıcanı ortadan ikiye bölüp tepsiye alalım. Üzerini patlıcanların çatal yardımıyla bu şekilde delelim ve üzerine bolca patlıcanların sıvıya gezdirelim. Birazını da patatesli hazırladım. Çünkü benim olan yemiyor patlıcanı. Ona da patatesli hazırladım. Sıvıya gezdirmiş olduğumuz patlıcanların üzerine yeteri kadar karabiber ve yine yeteri kadar tuz ilave edelim. Ve yine böyle elimizle yeteri kadar 7 türlü baharat, kırmızı toz biber ve kekik ilave edelim. Ve patlıcanları fırına alıp 250 derecede yumuşayana kadar pişirelim. Yumuşayan patlıcanları bu şekilde çatalla bastıralım. ve patlıcanların üzerine birer kepçe hazırlamış olduğumuz kıymalı sostan dökelim. Ve son olarak da tavaya biraz su doldurup tepsinin üzerine biraz su ilave edelim. Ve tekrar fırına verip bir 10-15 dakika daha bu şekilde fırında tutalım. Yemeklerim servise hazır. Bugünlük benden bu kadar. Videomu beğendiyseniz lütfen beğeniye basmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.